Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Kanal Avrupa ekranlarına hoş geldiniz. Yine dop dolu bir kadınca programıyla ekranlarınızın karşısındayız. Bugün stüdyomda iki değerli bayan konuğumu ağırlayacağım. Onun öncesinde maalesef biliyorsunuz ülkemizde meydana gelen büyük afetin bugün 35. gününe girdik. Yaralar hızlı bir şekilde sarılıyor. Bu konuda yardımlar, iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu konulara da bugün değerli konuklarımızla ele alacağız. Bundan sonraki adımlarda, süreçte nasıl davranmalıyız? Hangi yardımlar daha öncelikle devam etmeli? Bu konuların önemine değineceğiz. Hemen sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü konuklarımdan sevgili Yeşim Akpınar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif Onurlu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeşim Hanım, öncelikle sizden başlamak istiyorum. Seyircilerimize kendinizi kısaca tanıtır mısınız lütfen? Almanya doğumluyum. Kayserliyim. 43 yaşındayım. İş kadınıyım. İnşaat sektöründe çalışıyorum. Bu senenin birkaç ay öncesinde de Avrupalı Kayserler Birliği Genel Kadın Kolu Başkanlığı'nı üstlendim. Yani benim hakkımdaki bilgi şimdilik bu kadar diyelim. Evet, bu konuyla ilgili detaylara ilerleyen süreç içerisinde değineceğiz. Çünkü yaptığınız çok güzel de çalışmalar var. Avrupa Kayseriler Birliği olarak, Kadın Kolları Başkanı olarak. Elif Hanım, sizi biraz biz aslında tanıyoruz ama yine de sizden bir kendinizle ilgili bilgileri alalım lütfen seyircilerimiz için. İsmim Elif Onurlu. Onurlu Koç Company kurucusu ve yöneticisiyim. Onunla birlikte birkaç ay önce Yeşim Hanım'dan dolayı STK'yla da tanışmış oldum. Kendisinin kadın kolları yardımcısıyım. Evet, iki değerli güçlü bayanlar olarak Kayseri Avrupalılar Birliği Derneği'nde çalışmalarınız büyük bir hızla devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili yakından takipteyiz. Sevgili bayanlarla ilgili güzel programlar var, VTR'lerimiz var sevgili izleyicilerimiz. Yapılan yardımlarla alakalı bunları ilerleyen süremiz içerisinde sizlerle de paylaşacağız. Evet Yeşim Hanım, Avrupa Kayseriler Birliği hakkında biraz bilgi verelim sevgili izleyicilerimize. Kaç yılında, nerede kuruldu Kayseriler Birliği? 9. ayın 30 2013'te Köln'de kurulmuş bir Kayseriler Birliği. Birliğin amacı hem Kayserileri bir araya toplayabilmek hem de yardım yapabilmek için kurulan bir birliğimiz var. Muzaffer Bey'den önceki beyefendi şimdi Erdoğan Bey olması gerekiyordu. Şimdiki genel başkanımız Muzaffer Polat. Yani hanım arada bir sizde yardımcı olun. Elif Hanım peki Avrupa Kayseriler Birliği'nde toplam çalışma arkadaşlarınızın sayısı nasıl? Üye sayılarınız nasıl? Katılımlar nasıl? Şu anda yönetimde görevli olarak 15 kişiyiz. Üye sayımız bir hayli yüksek. Çok güzel. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Çok güzel böyle birlik dayanışma içerisinde. Hayatlara dokunma hedefiyle hep beraber toplu bir şekilde yol alıyoruz. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Buna bu deprem öncesi de başlanılmıştı. Sokakta yaşayanlara mantı dağıtmakla başladık. Evet, bu çalışmalarınızla ilgili bizim bir de VTR'miz olacak. Onu da seyircilerimizle paylaşacağız. Yapılan kimsesiz demeyelim de yardıma, insani yardıma muhtaç kişiler dışarıda yaşayan kişiler yardım için ettik. Çok sürekli böyle yönetim olarak istişarede bulunuyoruz. Çok sık bir şekilde iletişim içerisindeyiz. Birim olarak hani insaninin dışında bir de birim olarak da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki Yeşim Hanım, böyle bir derneği kadın kolları başkanı olmak nereden aklınıza geldi? Zaten yıllardır aslında siz yardım çalışmalarının içerisindesiniz. Sivil olarak kendiniz, kendi imkanlarınızla birçok çocuklarımıza olsun, yardıma muhtaç kişilere, Türkiye'de özellikle yardımlar yapıyorsunuz. Biraz bunları sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Şimdi elimizden geleni yapıyorduk, öyle söyleyeyim. Sağ olsun Elif Hanım'la da bayağı bir projelere
birlikte imza attığımız olmuştur. Genel Başkanımızın teklifi üzerine Zafer Bulat'ın böylelikle kadın kolu başkanlığını görevine atandık. Yardımı konusunda aslında çok anlatmayı sevmediğim bir konu ama şu anki durumda anlatılması gereken bir konu diyelim. Çünkü hep arka planda kalarak bir yardım yaparak, bireysel yardım yapıyorduk. Evet. Bu şekilde de bugüne kadar aslında devam ettik. Ta ki deprem bölgesindeki olay, o deprem olana kadar. Ondan sonra tam bir şekilde yani ortaya çıkmaya çalıştık. Evet, deprem bölgesi için hızlı bir şekilde siz de bir Kayseriler Birliği olarak hemen bir harekete geçtiniz. Geçtik, evet. Evet, bununla ilgili yaptığınız çalışmalardan bahsedelim. Rejideki arkadaşlarımdan da rica edeyim, çünkü görüntülerimiz var, fotoğraflar da var. Bunları da ara ara alabilirsek. Genel Başkanımız, evet, diğer başkan arkadaşlarımızla birlikte kendileri Türkiye'ye giderek yapılan yardımları götürdüler. Oradaki yapılabilecek ellerimizden gelen yardımları yapmaya çalıştılar. Tabii ki bu süreç şöyle bir şey ki, yani yaptık, yardımı yaptık, bitti diye bir şey yok. Sonuçta bu uzun bir süre yapmamız gereken bir şey. Uzun bir sürede bunun arkasında durmamız gerekiyor. Yaralarımız çok çabuk sarılacak durumda değil şu an diye düşünüyorum. Evet, Elif Hanım, buyurun, sizden de bu bilgileri alalım yapılan yardımlarla ilgili. Az önce de belirttiğim gibi zaten hemen hani istişarede bulunduk yönetim olarak, hani ne yapabiliriz, nasıl fayda sağlayabiliriz. Çok yönlü yönetimde olan arkadaşlarımız ya da üye olan arkadaşlarımız bireysel tırlar, yardımlar da çıkardı. Bir süre sonra hani ona artık ihtiyaç duyulmadığını, oraya gidince maddi destek daha faydalı olacağını düşünerekten başkanımızla yönetimdeki arkadaşımız beraber gittiler. Orada kendi araştırmalarını yaparak hani neye ihtiyaç var, ne daha çok acil gerekiyor, o şekilde yardımlarımızı iletmiş oldular hepimizin adına. Evet, siz bu bilgileri verirken seyircilerimiz de ekranda birkaç fotoğraf karesine ve birkaç görüntüyü izlemiş oldu deprem bölgesiyle ilgili. Hı hı. Buradan yardımlarınızı nasıl bir şekilde ulaştırdınız Yeşim Hanım? Hangi yani karayollarıyla mı, yoksa hızlı bir uçak bize Türk Hava Yolları'nda, diğer bütün hava yollarında büyük katkıları oldu bu konuda. Siz hızlı bir şekilde bu ulaştırmayı nasıl sağladınız? Bizim ilk yardımlarımız tır şirketleriyle çıktı. Evet. Ondan sonraki zaten yardımlarımız da genel başkanımız, diğer başkan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'ye uçarak yaptı. Artı orada belediye başkanıyla iletişime girerekten ilk dönemde direkt oraya havale ettiğimiz parayla işte sıcak çorbalar dağıtıldı, işte ekmek ihtiyaçları karşılandı. Deprem bölgesine giden yoldaki insanlara servis yapıldı. Yani çok hızlı bir şekilde aslında, evet, ahtapot misali tabiri caizse hani her yoldan ulaşmaya çalıştık. Evet, yardımların yerine ulaşması da, hızlı bir şekilde ulaşması, evet, da çok önemliydi bu süreçte. Bir de Yeşim Hanım, ekranlarımıza belki görüntü de gelir. Kumanya paketleri de hazırlamışsınız kartonlarla. Bu paketlerde ne tür ihtiyaçları belirleyerek hazırladınız? Bunu genel başkanımız Türkiye'deki, evet, ihtiyaç sahiplerine göre kumanya, evet, paketleri hazırlandılar. Evet, şu anda görüntü geldi. Evet, o şekilde hazırladılar ki şimdi olay kuru gıda üzerine yapılması gerektiği, yani acil ihtiyaçları olan şeyler üzerine kuruldu. Evet, onu da biraz önce ekranlarımıza seyircilerimiz de görmüş oldular. Hem kuru baklagiller, böyle günlük, yani uzun ömürlü diyelim, insanların saklayabileceği, tüketebileceği ürünler hazırlanmış. Çok da duyarlı, güzel bir paket bence. Yeşim Hanım, sizin, pardon Elif Hanım, siz bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu yapılan yardımlar devamlılığı çok önemli diyoruz. Bir de psikolojik boyutu var. Bunu, evet, size neden soruyorum?
Siz aynı zamanda yaşam koçluğu yapıyorsunuz, eğitmenisiniz, aile evet. danışmanlığı evet. da yapıyorsunuz. Psikolojik boyutu çok önemli. Bu konunun üzerine sık sık değiniyoruz. Neler yapılmalı bundan sonraki süreçte? Psikolojik olarak aileler, sizin fikirleriniz nelerdir? Çocuklara, özellikle kadınlarımızın bir yardım alması gerekli mi? Neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yeşim Hanım'ın da az önce belirttiği gibi Türkiye'nin, ülkemizin birkaç yıl desteğe ihtiyacı var ve bu sadece maddiyatla alakalı değil, maneviyetle de alakalı. O acıyı biz birebir yaşadık. Hani üzüntüyü yaşadık. Birçoğumuz uyku uyuyamadı, yemek yiyemedi, hani hayattan tad alamadı o süreçte. Ben bunu sürekli belirtiyorum. Türkiye'deki insanların bize her anlamda çok ihtiyacı var. Bizim onlara fayda sağlayabilmemiz için sağlıklı bir psikolojiye sahip olmamız lazım. Sağlıklı bir bedene sahip olmamız lazım. Normal hayata döndük demek onları unuttuk, hatırlamayacağız anlamına gelmez. Aynı acıyı yaşayacağız. Sürekli onlarla paylaşıyoruz. Psikolojik destek kesinlikle şart. Bunu sadece çocuk ve kadın olarak belirlememek lazım. Orada yaşayanların yanı sıra, yani onu birebir yaşayanların yanı sıra gidip o çalışmalarda bulunan insanların da psikoloji desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bizim genel başkan gibi mesela yardıma gidiyor, geliyor, birkaç gün kendilerini toparlayamıyor. Hani çok etkileniyor. Evet. O yüzden önce bizim kendi psikolojimizi toparlamamız gerekiyor ki o insanlara psikoloji destekte bulunabilelim. Yaşadıkları çok ağır bir şey, kolay bir şey yaşanmadı. Biz ülke olarak aslında kolay bir şey yaşamadık. Bizim bu süreçte tam anlamıyla gerçekten birlik olma vaktimiz, maddi manevi birlik olma vaktimiz. Biz birlikte güçlüyüz. Psikoloji destek sağlanmalı. Buradaki meslektaşlarımda ya da psikiyatrilerde hani farklı bir tarihlerde planlı bir şekilde oraya gidip destek sağlanılabilir. Yani destek şart. Evet. Yani gitme imkanı belki herkes açısından zor olabilir ama belki şöyle de bir gidiyorum dernek gibi ya da bununla ilgili resmi kurumların da desteğiyle belki online olarak bile birebir oradaki kişilerle irtibat sağlanıp hani bu tür terapiler önemli. Herkesin buradaki kişiler de eminim profesyonel yardım vermek için gitmek için de uğraşmışlardır. Gidebilen gidiyordur. Evet. Tabii ki zaman burada da bir iş hayatı var herkesin. Evet. Ailesi, çocukları var. Ama en azından online yapılan terapilerin de ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle bu fikrinize katılıyorum. Bununla birlikte her yerde maalesef online ulaşma imkanı sağlanamıyor. Mümkün değil. Yani evet. İnsanların atıyorum işte çadırda yaşıyorken bir akıllı telefonu ya da bir tableti olmuyor. Yani nasıl ulaşılabilir? İşte burada Türkiye'deki resmi kurumlara büyük görev düşüyor. Bir platform, bir alan oluşturulup o kişileri böyle bir randevu saat şeklinde belirlenip buradaki kişilerle de profesyonel. Bu benim nacizane kendi fikrim, düşüncem. Hani neden olmasın? Bu şekilde de yardım yapılabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle o şekilde fayda sağlanılabilir bir platformda da. İnsanlarla ben kendi adıma birebir iletişimden yanayım. Çünkü göz teması çok önemli. Evet. İnternette yani online seminerlerde ya da online görüşmelerde binlerce insan oluyor ve o insanların enerjileri de birbirine karışıyor. Ne kadar faydalı olunabilir? Tabii ki bu da güzel bir çözüm. Hiç yoktan iyidir misali. Evet. Hani bir nevi hayata dokunulabilir. Ben kendi adıma böyle bir projede yapmayı düşünüyorum. Kendi adıma bireysel insanlarla iletişimde olmayı tercih ediyorum. Psikoloji destek özellikle çocuklarımızda çok derin yaralar bırakabilir. O bilinçaltına çok hasar bırakmış olabilir. Çok gerçekten bize çok ciddi ve çok büyük, çok önemli görevler düşüyor. İnsani olarak da. Evet. O ülkenin bir vatandaşı olarak da. Çok ciddi projeler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki Elif Hanım, sizin eğitimli bir yaşam koçu olduğunuz için hem aile danışmanlığı bilgilerinize yönelik sormak istiyorum. Çocuklarımıza yönelik sizin çalışmalarınız neler olabilir? Bu fikirlerinizi bizimle de paylaşır mısınız? Yani neler yapılabilir? Şimdi o çocuklarla alakalı, depremzede çocuklarını kastediyorsunuz, doğru evet, anladım değil evet. mi? O çocuklarla alakalı nasıl bir çalışma olabilir? Onların yanında olduğumuzu hissettirmek, onları anladığımızı hissettirmek, onların destekçisi olduğumuzu hissettirmek. Şimdi hani yaşanılan olay çok kolay bir olay değil, çok hafif bir olay değil. O anki ben şimdi toplu olarak şöyle şöyle bir proje diye adlandıramam. Biri görmem lazım. Yani o çocuğun nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu, nasıl bir şey yaşadığını. Şimdi bu normal toplu bir eğitim gibi değil. Hani biz bilinçaltıyla, zihinle ilgilendiğimiz için kişiye göre değişiyor. O yüzden net hani şöyle şöyle bir program ya da böyle bir organize diye adlandıramayacağım. Şunu diyebilirim. Oradaki insanlarla, işte devlet belediye başkanlarıyla iletişimde olarak hani çocuk yaş grubunun ne kadar olduğunu, nelere ihtiyacı olduğunu öğrendikten sonra kendim ara ara giderek o şekilde tespit ederek net bir şey söyleyebilirim. Evet. Şimdi verdiğim bilgi doğru evet, bir bilgi olmayabilir. Evet, evet anladım Elif Hanım. Yani amaç aslında sosyal hayata tekrardan tekrardan kazandırabilmek evet, maalesef evet. Oradaki kişilerin, çocuklarımızın ne kadar büyük bir olayla karşı karşıya kaldıklarını hepimiz görüyoruz. Ekranda yaşadıklarımız bizi bu kadar üzüp etkilerken birebir yaşayanlarınki tabii ki çok çok daha farklı. Maalesef bu ekranda yaşadıklarımızın bizi hayal kırıklığına uğrattığı şeyler de oldu. Çünkü şey insanlar böyle bizim duygularımızla, merhametimizle de oynayan olaylar yaşandı. Maalesef. Her haber doğru değildi maalesef. Evet. Bu acı durumda bile insanlar nasıl faydalanabilirim durumlarına girdiler. Birini anlatayım. Siz az Buyurun önce lütfen. Yeşim Hanım da belirtti. Biz son 3-4 yıldır zaten hani siz de biliyorsunuz arkada görünmeyen gizli Robin Hood hesabı bireysel birçok yardıma el attık. Bunu da seve seve yapıyorduk. Bizim geçen yıl 4. ayda Kayseri'den bize gelen bir videoyu kağıt toplayan bir ailenin çocuğunun videosu gelmişti ve biz ona yardım ettik. Yeşim Hanım'a gelmişti. İşte beraber destek gönderdik. Bu deprem bölümünde zamanında bir video sürekli dönüyor. İşte enkaz altında çıkan çocuğun mutluluğu. Evet. Ben şimdi bakıyorum diyorum ki ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum? Hatta ev halkına söyleyince çocuklar diyor ki hani o çocuk Hatay'dan çıkmış. Yani Hatay'a hiç gitmeden hani tanıma imkanım evet. yok. Sonra Yeşim Hanım'la bir araya geldik. Yeşim Hanım dedi ki siz bu çocuğu tanıyor musunuz? Şimdi bakıyorum ya bir yerden tanıyorum ama çıkartamadım dedim. Videonun doğrusunu bulduk. Aslında ta bir yıl önce bize Kayseri'den gelen bizim yardım ettiğimizin bir çocuğun videosu şu anda enkaz altında çıkmış gibi gösteriliyordu. Evet. Yalan haberdi yani. Yalan Biz haberler. Sürekli yazdık o insanlara hani bu doğru haberler. Değil. Bu video eski bir video. Hani bu gerçek değil gibisini. Maalesef bu tür sosyal medyada özellikle bilgi kirliliği dediğimiz birçok haberler yansıtıldı. Bunlara dikkat etmek çok, lazım. Çok dikkat etmek araştırmak lazım. Lazım Evet. Öncelikle. Evet, kesinlikle. Doğruluğuna, içeriğine bir bakmak lazım. Evet. Bunu da buradan hatırlattınız. Evet. Güzel de bir konuya değindiniz Elif Hanım. Önemli bir nokta gerçekten. İnsanlarımızın, hepimizin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşim Hanım, sizin daha önceki yaptığınız çalışmalarla ilgili yardım çalışmalarına yine gelmek istiyorum. Hem Avrupa Kayseriler Birliği olarak hem de sizin birçok yardıma muhtaç çocuklarımızla Türkiye'ye yardım yaptığınızı biliyoruz. Hangi bölgelere yapmıştınız? Bunlara biraz değinmek istiyorum. Çünkü sizin gerçekten yıllardır çok büyük emekleriniz var ve siz hiçbir zaman ön planda olmayı tercih etmiyorsunuz. Bugün özellikle ben bu konulara biraz değinmek istiyorum. Sizi seyircilerimize tanıtmak istiyorum bu anlamda da. Bölge demeye kalkarsak bir bölgemiz yok. Evet. O anki gelen bilginin doğruluğuna göre
olan yere göre gönderebiliyoruz. Hani arkadaşlarla birlikte yaptığımız bir proje oluyor. Evet, her şey olarak ben başlatıyorum diyeceğim ama ben kendimi, dediğim gibi, ben kullanmayı sevmiyorum. Biz bir şeyler yapıyoruz. Çünkü tek başıma nereye kadar yapabilirim? Evet. Peki nasıl belirliyorsunuz? Mesela herhangi bir şehirde iletişime geçerken resmi kurumlarla mı iletişime geçiyorsunuz? Aslında resmi kurumlarla şu ana kadar çalışmadık. Evet. Genellikle bireysel olarak çalıştık. Yani karşı tarafın gönderdiği, sizin tanıdığınız olabiliyor, bir başkasının tanıdığı olabiliyor. Evet. Bu şekilde geliyor bize. Yani bizim en son projemiz mesela çok güzel bir projeydi. Proje Kayseri'de başladı. Ramazan öncesiydi değil mi o projemiz? Hı hı. Evet, Ramazan öncesi bir projeydi. Belirli bir çocuk sayısını giydirdik. Sağ olsun oradaki beyefendi, yani yardımı yolladığımız beyefendi. Dedim ki bir şehir daha söyledim. Aslında dedim orayı da dedim şeyde Kurban Bayramı'nda alalım. Ki Kayseri'deki çocuğumuz 100-150 çocuktu. O da sağ olsun gönderdiğimizin üstünde kalanını ayarlayarak o şehire gönderdi. Ve biz Ramazan ayında, yani diğer kurbana gerek kalmadan, kurban ayını beklemeden Ramazan ayında iki şehirde 300'e yakın çocuk yedirmiş olduk. Evet, bir de Yeşim Hanım, sizin bir özelliğiniz, siz yardımları kendi elinizle de götürüyorsunuz. Kendiniz içerisinde bulunuyorsunuz genelde. Bu da arka planda olarak, evet. Bu da çok bence özverili bir çalışma. Büyük özveri isteyen bir çalışma. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bu bilgileri de bizimle paylaştınız. Kırmadınız beni bugün. Elif Hanım, sizin bu çalışmalarla ilgili bir Köln'de bir yardım yemeğiniz oldu. Kayseri Avrupalılar Birliği olarak tren istasyonunda bir mantı dağıtımı oldu. Evet. Ya insani yardım yapıyorsunuz aslında da bizde bu görüntülerimiz de var. Rejideki arkadaşlarımdan rica edeceğim. Köln tren istasyonundaki mantı organizasyonu ile ilgili. O organizasyon, ama biz hem Avrupalı Kayseriler Birliği olarak hem de Merhaba Malt Site ile birlikte beraber gerçekleştirdiniz. Beraber gerçekleştirmiştik. Evet. Onu da söyleyelim de. Evet. Merhaba Malt Site'da. Yani hakka evet, girmiş olmayalım. Merhaba Malt Site Derneği de bu alanda zaten çok büyük çalışmalara imza atıyor dernek olarak. Ve VTR'miz hazırsa alalım mı lütfen? Evet, görüntülerimizi izledik sevgili izleyicilerimiz. Elif Hanım, buradaki çalışmalarda siz de birebir katılım gösterdiniz. Evet, biz yönetim olarak hepimiz oradaydık. Evet, çok da güzel. Peki nasıl geçti? Hangi görüntüler sizi etkiledi? Çok katılım oldu mu? Neler yaşadınız? Oldu, evet. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Açıkçası aslında o gün Türk vatandaşı, sokakta yaşayan birçok Türk vatandaşı olduğunu da öğrenmiş olduk. Biraz üzücü bir durumdu. Evet. Yeşim Hanım da belirttiği gibi neydi? Merhaba Malt Site. Çok özür dilerim. Merhaba Malt Site ekibinin de desteğiyle, çünkü biz ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorduk. Hani sokakta belli bir müsaade almak gerekiyor. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Onların desteğiyle de tüm yönetim olarak oradaydık. Çok keyifliydi. Hayatlara dokunabilmek zaten farklı bir keyif. Yani insanları mutlu edebilmek farklı bir keyif.
Onu Avrupalı Kayseriler Birliği olarak senede birkaç kez düzenlemeyi düşünüyoruz. Evet, oldukça fazla katılımın olması da güzel. Şu anlamda güzel, ses getirdiniz. Köln tren istasyonunda görüntülerimizde de izledik. İnsanlar, belki orada kişiler böyle bir programla ilk defa belki... Hani mantı, yöresel bir yemek, belki çoğu tanımıyor. Evet. Almanlardan bahsediyorum, evet, yabancılardan. Evet, sadece sokakta yaşayan evsizler değil, oradan gelen geçen yolcular da merak etti. Ne olduğunu sordular, anlattık işte. Evet. Yabancılar da tadına bakmak istedi. Eve götürmek isteyen oldu. Evet, çok güzel. Güzel, güzel tepki oldu, evet. Evet. Yeşim Hanım, siz neler söyleyeceksiniz bu çalışmayla ilgili? Elif Hanım'ın dediği gibi güzel bir çalışmamız oldu o gün. Yani senede birkaç defa yapıp insanların hayatına dokunabilirsek ne güzel bizim için. Bu tür çalışmalar Avrupa Kayseriler Birliği olarak devam edecek diyorsunuz. Devam edecek. Projeler var hazırlıkta. Var tabii ki. Çok güzel. Aslında birkaç proje de Elif Hanım'la bizim özel bir düşündüğümüz Avrupalı Kayseriler Birliği olarak da var ama ne yazık ki deprem bölgesinden dolayı biz onu daha yürürlüğe geçiremedik. Evet. Beklemeyi aldık, evet. Deprem. Ondan sonra aslında çok oldu. Bayanlar için diyelim, biz bayanlarımız için, kadınlarımız için güzel birkaç projemiz olacak. Evet, bu projeleri de bizimle de başka bir kadınca programımızda yine sizi bence misafir etmek sürpriz isteriz. Olarak kalacak çünkü öncelikle. Bence sürprizi yaşatın, ondan sonra biz sizi yine programa alalım ve bu projelerle ilgili bütün kadınlarımıza duyurmak adına hem onlar da katılım göstersin. O anlamda biz sizi yine konuk olarak almak isteriz bu değerli, başarılı projelerinizle ilgili. Peki deprem bölgesine tekrar dönmek istiyorum Elif Hanım. Size de bununla ilgili birkaç soru da yöneltmek istiyorum sevgili izleyicilerimiz adına. Peki bundan sonraki süreçte yardım devamlılığının çok önemli olduğuna değiniyoruz. Evet. Neler yapılmalı? Yardımlar nasıl devam ettirilebilmeli? Çünkü biraz önce de bahsettiğiniz bilgi kirliliği de oluştu. İnsanların kafasında böyle kafa karıştırıcı soru işaretleri de oluştu. Yapılan yardımlarla ilgili. Tabii ki bunlar tamamen sosyal medyanın da yansıttığı yanlış dezenformasyon, evet, haberler vardı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl olmalı? Biz Avrupa'daki Türkler olarak neler yapmalıyız? Öyle soralım. Biz Avrupalı Türkler olarak zaten her zaman ülkemizin, bayrağımızın yanındayız. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Hemen ayaklanıyoruz. O ayrı gurur verici bir şey. İş arkadaşım bana bir gün şey söyledi. Alman bayrağını sadece maçlarda görüyoruz biz. Ama Türkiye'de her şeyde bayrak elinizde kendinize atıyorsunuz sokağa. Hani bayrak aşkı bir tek Türklerde var. Vatan aşkı bir tek Türklerde var diye. Elimizden geleni yapıyoruz. Devamı nasıl olabilir? Doğru insanlarla iletişime girerek ihtiyaç nedir? Gerçekten neye ihtiyaç var? Onu bilerek, bilinçli yardım ederek yardım edebiliriz. Şimdi ilk zamanlarda aynı anda bu işte merhamet duygumuzla, vatan sevgimizle, vatan hasretimizle o kadar çok tırlar, o kadar çok şeyler yola çıktı ki anında. Birçok şey arada harcandı da, yani boşa da gitti. Evet. Gerekmeyen şeyler de gitti. Sonra insanlar çöp ayıklamak zorunda kaldı. Hani her konuda olduğu gibi bu durumda da yardım ederken kendimizi karşı tarafın yerine koyarak, yani onların penceresinden bakarak yardım etmek lazım. Ne yazık ki bu kadar iyi yürekli insanın yanı sıra evindeki çöpü göndermeye kalkanlar da oldu. Sosyal medyada hepiniz gördük. Yani gördük de, şahit de olduk birçok şeye. Yani atıyorum deprem bölgesinde topuklu ayakkabının ne işi var? Ya da işte bikinin, mayonun ne işi var? Hani attığımız her adımda oradaki insanların penceresinden bakarak onların neye ihtiyacı olabilir diye düşünerek ve Türkiye'de doğru insanlarla iletişime girerek gerekli olan şeye destek çıkabiliriz. Evet, yardımların devamlılığı, evet, önemli. Dediğiniz gibi bu bilgileri de AFAD olarak Türkiye'den konsolosluklarımız üzeri zaten listeler belirleniyor. Evet. Konsolosluklarımız da paylaşıyor.
hangi türde ihtiyaçlar varsa o yönde evet. yardımların yapılıp toplanması gerçekten çok önemli. Evet, sevgili izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız olacak. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Tüm kripto paraları adına konuşulacak bir para birimi değil. Türkiye'de yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Ne kadar düzenli olursanız ve bunu ispatlayabilirseniz karşı taraftaki memuru, bankacıyı ikna edebilirsiniz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Ali Çalışkan'ın sunumuyla İş Dünyası ve Girişimcilik, Çarşamba günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hazır ol Avrupa! Yer yerinde durmayacak, Avrupa horona kalkacak. Kemençeler kavalları çalar ayrı havalar. Kemençeler kavalları çalar ayrı havalar. Adam yıkılır bulur günde sıralımlar. Horonda... Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Ay Asiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Babam seni beni da bir bak. Değerli konuklar, atma türküler ve horonlar ile kim kavuştu söyleyin, aşan sevdasına karşımda duruyorsun. Karadeniz Show Ali Öztoprak'ın sunumu ile çarşamba saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'nın arabesk ve fantezi kralı Ersoy Dinç, Kanal Avrupa ekranlarında. Güzel gözün varsa al canım senin olsun. Müzik, eğlence, birbirinden değerli konuklar bu programda. Ersoy Dinç'in sunumu ile müzik ile muhabbet, salı günü saat 22'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ağlam hey, şahım hey. Ölmeyen türküler. Sevdanın şafağına söktüğü zaman. Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savun. Baydaroğlu'nun sunduğu Ölmeyen Türküler, Salı günü saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ana haberi sunar. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Ateş Çemberi Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla... Bunların kendi dernekleri var, organize olmuşlar ve işlerini de iyi yürütüyorlar. Ama bunlar yetmiyor.
sorunlarla... Bu ülkede dördüncü nesli yaşıyorsanız kalıcı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Türkiye Başbakanlığı veya Cumhurbaşkanı benim bu şehirde yaşadığım semtin içindeki ve eğitim okula yaşadığım sorunu nasıl çözecek? Çözümlerle... Siyaseti önemsemeyenleri onları önemsemeyen siyasetçiler yönetir ve temsil eder. Projelerle... Türkiye kökenli toplumun siyasi renkliliği Alman siyasetinde yer bulmuyor. 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta, özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu, zorluk çekeceğiz. Avrupalı Türklerle. Muhsin abi, hep bardağın boş tarafını görüyorsun, dolu tarafını gör. Dolu tarafı zaten dolu. Muhsin Ceylan'ın sunumuyla Ateş Çemberi, Cumartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertlerini... Polis içerisinde araştırma yapılması lazım. Avrupa'daki gündem en çok sizde yansıyor. İsteklerini... Sürüdeki söylemin sözde değil özde olduğunu gör. Kültürel zenginliklerini... Almanya'da bizim vatanımız, evet. Türkiye'de bizim vatanımız. Seçim yasasının Türkiye'de değişmesi gerekiyor. Almanya siyasetinde de mutlaka etkili olmamız lazım. En önemlisi haklarını... Siyasette başarılı olmak istiyorsanız, hele hele muhafazakar sadece parti olursanız popülizm yapmanız gerekiyor. Sen bir taraftan kovuyorsun, gelme ben seni istemiyorum diyorsun, istemiyorum diyen yanın daha fazla. Avrupa Masası, Zeki Şahin'in sunumu ile Cuma günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Ekranların yeni tartışma programı Avrupa Arenası başlıyor. Birbirinden farklı görüşler ve en özgür düşünceler Avrupalı Türkler için bu platformda dile getiriliyor. Hepimiz farklı düşünüyoruz. Hepimiz Avrupalı Türkler için düşünüyoruz. Oğuzhan Ertmen'in sunumu ve birbirinden değerli konukların katılımıyla Avrupa Arenası her pazar saat 21'de Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. Hiç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Hayat bir hikayedir. Geçip giden hatıraların gönlümüzde kalan gölgesi. Ve her hikaye bir türküdür. Pirin deryasında ölüm seveyim, senden ayrılmalı haylizam. Her türkü bir hikaye. Unutulmayan türküler ve türkülerden süzülen hikayeler. Benim sadık yârim kara toprağı. Hüdayda da angaralım Hüdayda. 506 yedirdim bir ayda. Türk halk müziğinin güçlü sesi Kazım Kalaycı'nın sunumu ile her türkü bir hikaye pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Bomboş imiş sevdiğim yar olmayınca. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler?
Borçlanarak emeklilik, Kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu, daimi konuk Avukat Mehtap Biçer'in katılımı ile hukuk masası, Perşembe günü saat 21.30'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. İş dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurma yollarını... Almanya'da bir sistem var, bu sistemin dışına çıkılmıyor. Gönül ister ki Türkiye'de bu sistem olsun. Şirketlerin yeniden yapılandırılması... Türkiye'de vergi sistemi yok. Türkiye'de sadece işçi kesimi bir vergi öder. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Elle tutulmayan sanal dünya üzerinde dönen bir para var. Biz para deyince cebimize koyduğumuz kağıt parçalarını anlıyoruz. Bitcoin evet bir kripto para ama bütün kripto paraları adına konuşulacak bir para birimi değil. Türkiye'de yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Ne kadar düzenli olursanız ve bunu ispatlayabilirseniz karşı taraftaki memuru, bankacıyı ikna edebilirsiniz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Ali Çalışkan'ın sunumuyla İş Dünyası ve Girişimcilik, Çarşamba günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Kadınların Sesi Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık, güzellik, eğitim, yemek. Ekranlarını yeni açan seyircilerim için hatırlatmak istiyorum. Bugün stüdyomuzda Kayseri Avrupalılar Birliği Kadın Kolları Başkanı Yeşim Akpınar Hanım bizlerle ve Elif Onurlu Hanımefendi bizlerle. Kendisi hem yaşam koçu, eğitmeni, aile danışmanı, aynı zamanda Kayseri Avrupalılar Birliği Kadın Kolları'nda kendisi de çalışan bir bayanımız, hizmet veren bir bayanımız. Evet Yeşim Hanım, size dönmek istiyorum. Yapılan yardımların devamlılığı ile ilgili önemli noktalara değindi Elif Hanım. Siz neler söyleyeceksiniz? Hangi noktalara dikkat edilmeli? Bundan sonraki süreçte yardımların devamlılığı için biz neler yapmalıyız Avrupalı Türkler olarak? Aynı şekilde birlik beraberlik sürecinde devam etmeliyiz. Sonuçta ufak bir şey yaşamadık. Gerçekten çok büyük bir şey yaşadık ülkemiz olarak. O yüzden de bunun devam etmesi gerekiyor. Bir yardımımızı yaptık, kenara çekilelim. Olayımız yok artık bizim. 2-3 sene yaklaşık onlarla birlikte onların acısını yaşayarak elimizden ne gelebilir, neler yapabiliriz diye düşünerek yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sizin de tabii ki Kayseri Avrupalılar Birliği olarak bu tür çalışmalarınız devam edecektir. Tabii ki. Yardım kampanyaları. Tabii ki. Bu konudaki Avrupa'daki Türklerimiz de vatandaşlarımız da destek vereceklerdir. Diliyorum bu şekilde güzel çalışmalar devam eder. Umut ediyoruz yani tabii ki. Evet. Yani bir kez verdik, bir kez yaptık ya da birkaç kez yaptık olayımız olmayacak. Bu 2-3 sene bu şekilde devam etmek zorundayız. Evet. Hemen şu noktaya değinelim o zaman Yeşim Hanım. Kişiler sizlere Avrupa'daki Türklerimiz nereden nasıl ulaşsınlar? Sosyal medyadaki hesap isim olarak nasıl geçiyor? Avrupalı Kayseriler Birliği olarak geçiyor. Evet. O şekilde ulaşabilirler. Bireysel ulaşabilirler. Evet. Elif Hanım'ın sayfası var. Benim kendi özel sayfam var. Bu şekilde oradan da ulaşılabilir bizlere. Köln'de büro olarak Köln şehrindesiniz. Evet, Köln şehrindeyiz. Evet, adres verebilirsiniz isterseniz. Açık şu an adres veremiyoruz biz. Tamam, peki o zaman. Adresi konuşalım, onun üzerine tamam. Diyelim.
bu şekilde yapalım. Tamam, sosyal medya üzerinden sevgili izleyicilerimiz yardımlarınız için de bilgi almak için de sosyal medya hesaplarından Kayseri Avrupalılar Birliği olarak aradığınız zaman daha detaylı bilgileri edinmiş olursunuz. Elif Hanım, sizin yapmış olduğunuz birçok çalışma var. Siz Türkiye'ye de gönüllü giderek oradaki kadınlarımıza destekler veriyorsunuz. Bununla ilgili benim sizden daha önceki sohbetlerimiz sırasında Mardin'de bir çalışmanız kaldı aklımda. Evet. Tabii ki siz başka yerlere de gidiyorsunuz, yapıyorsunuz. Bunlara biraz değinebilir miyiz? Ne tür çalışmalar yaptınız oradaki kadınlarımıza yönelik? Tabii ki ondan önce sosyal medya hesaplarımızı söyleyelim. Yardım tabii ki, için buyurun. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlarımız Instagram'dan Onurlu Koç sayfası, Yeşim 3838 veya Avrupalı Kayseriler Birliği olarak aradıklarında bize ulaşırlar. Bize en kısa zamanda geri dönüş sağlarız onlara. Mardin'e gittiğimde asıl hedefim ilk önce çocuklara destek olmaktı. Bir ilkokulla ve 12. sınıfla görüşmelerim oldu. Daha sonra o okulun ihtiyaçları belirlendikten sonra yine biz gizli gönüllülerden, arkadaş çevremizden destek alarak da o okula bir kütüphane hazırladık. Çok güzel. Çok güzel bir kütüphane oldu. Çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamanın gururunu yaşıyorum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Kadınlara fayda sağlamamız çok önemli. Bunu söylüyorum. Yani güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Evet, kesinlikle. O bölgelerde içler acısı olan en önemli şey birçok kadının okuma yazmasının olmaması, Türkçe bilmiyor olmaları. Şimdi bu şekilde çocuklarına çok fayda da sağlayamıyorlar. Hani tabiri caizse derler ya, yuvayı dişi kuş yapar diye. Erkekler genelde çalışıyor. %90'ı inşaatçı olarak çalışıyor ve şehir dışındalar genelde. Bu da çocukların eğitiminde yetersizlik oluyor. Çünkü çocukların birçoğu Türkçe bilmeden okula başlamış oluyor. Ben burada bunu belirtmek istiyorum. Ben de bir Kürt kökenli bayan olarak hani Türkçe dilimizin çok önemli olduğunu söylemeliyim. Çünkü her yerde o şekilde konuşuluyor. Kadınlarımızın çok bilgilenmesi gerekiyor. Gerçekten çok bilgilenmesi gerekiyor. Biraz kendi değerlerini, kendi potansiyellerini anlamaları gerekiyor. İlk bu lafı aslında Yeşim Hanım'dan duymuştum. Derler ya, kadın isterse ayağıyla, beşik eliyle dünyayı sallar diye. Evet. Bunun farkına varmamız gerekiyor gerçekten. Evet, kadının değdiği her nokta daha farklı farkındalık yaratıyor. Evet, daha güzelleştiriyor. Daha güzelleştiriyor. Bu arada bir canlı yayınımıza katılmak isteyen bir seyircimiz var. Alo. Alo. Evet, Havva Yılmaz hanımefendi. Hoş geldiniz Havva Hanım yayınımıza. Hoş bulduk Aysin Hanım, hoş bulduk. Sesinizi duymak ne kadar güzel. Nasılsınız Havva Hanım? Teşekkür ederim. Dedim katılmam gerekiyor. Çok mutlu olduk. Buyurun lütfen, sizi seyircilerimiz belki hatırlıyordur, tanıyordur zaten. Sizi gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında da hem gönüllü hem dernek, STK'larda yıllarca emek vermiş bir kişisiniz. Bir kadın olarak her zaman yardımlarda destek olduğunuzu, çalışmalarınızı biliyoruz Havva Hanım. Buyurun lütfen. Çok sağ olun, evet. Bu konular çok hassas konular. Hepimizin destek olması gerekiyor. Bugün de Kanal Avrupa tekrar bir tane güzel bir bayan. Kesinlikle katılmam gerekiyor. Elif'le Yeşil Hanım'ın üçüncü ayın 25'inde düzenleyecek bir iftar yetişi var. Evet. Onu da burada başı kaçırdım. Muhakkak söylenecektir. Ben söyleyeyim size. Tabii ki Havva Hanım. Biz bu konunun önemini ve detaylarını 3. bölümde seyircilerimize paylaşacağız. Ama tabii ki siz de buradan tekrar bizimle fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Seviniriz. İnşallah 3. bölümde zorlu olarak zorlu de bir toplantı katılacak.
Çok sevindim. Çok, çok teşekkür ederiz. Elif Hanım'a, Bilgi Hanım'a, Sil Hanım'a, Eşim Hanım'a desteklemek isteyeceğiz. Zaten deprem bölgesindeki yerlere gideceğiz. Kendileri bizzat götürecekler. İnşallah bana da nasip olur onlarla birlikte gitmek. İnşallah. Çok seviniriz inşallah. Buradan sadece söyleyeyim. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Zollingenli olarak buradan onlara destek vermek çok güzel, çok onur verici bir şeydir. Her zaman arkasındayım. Yeşim Hanım'ın da, Elif Hanım'ın, Yeşim Hanım'ın ne olursa olsun, ne ihtiyacı olursa olsun biz Zollingen'de en azından Hava Yılmaz var. Unutmasınlar. Çok teşekkür ederiz. Hava Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hava Hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Sizin de yaptığınız yardımlarda gerçekten yıllardır emekleriniz büyük. Devam ediyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz kelimeler varsa alalım Hava Hanım. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'mizde geçmiş olsun. Acılar büyük, gerçekten büyük. Ama böyle güzel organizasyonlar olduğu zaman hep beraber elle biz de varız. Kimse yalnız değil. İnşallah bir nefes olsa sıralarına merhem oluruz. Evet, inşallah diyoruz Hava Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. İyi pazarlar Hava Hanım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Ben bunun üzerine müsaadenizle bir şey eklemek istiyorum. Buyurun Elif Hanım. Hava Hanım gerçekten bizim az önce de belirttiğimiz gibi hani bireysel biz zaten birkaç senedir sürekli bu yoldayız. Hani yardım etmeye çalışıyoruz. Her seferinde bizi hiç yalnız bırakmadı. Geçen kendileri de Zollingen'de bir kermes kurdular. İşte evde yaptıkları eşyaları sattılar. Depremzedelere fayda sağlayabilmek evet. için biz Yeşim Hanım'la onları ziyarete gittik destek amaçlı. Hava çok soğuktu, karışık yağmurlu kar yağıyordu ve Hava Hanım yeni ameliyat olmasına rağmen orada o yağmurun altında gerçekten çadırların dört bir yanı açık. Bütün bayan arkadaşlarıyla orada satış yapma çabasındalardı ve maşallah tezgahtaki her şeyi de satmayı başarmışlardı. Çok güzel. Buradan ben de kendisini tebrik etmek istiyorum. Gerçekten konu yardım, fayda evet. sağlamak oldu mu Hava Hanım evet, başı çekiyor. Hava Hanım bu konuda gerçekten evet. Bilinen de bir bayan. Herkes çok, çok tarafından sevdiğimiz, da. Kıymet verdiğimiz bir dostumuz. Çok teşekkür değerli ederiz. Bir bayan. Gerçekten topluma her türlü ihtiyaç sahibi kişilere ulaşan İhtiyaç sahibi kişilerin de ulaşacağı kişi olarak bilinen bir evet. sevgili bayanımız Hava Hanım. Evet, evet. Çok değerli bir kadınımız. Çalışmaları devam etsin, başarıları devam etsin, sizlerin de devam etsin hep beraber. Birbirinize bir şekilde güç, kuvvet, İnşallah. Destek veriyorsunuz. Bu da çok güzel. Yeşim Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyebilirim ki? Yani Elif Hanım, Hava kadın Hanım destek, için her şeyini kadın söyledi. Kadın desteği güzel, dostluklar güzel. Tabii ki kadın güzel. Desteği çok güzel. Bu şekilde güzel yapılan şey. Çalışmalar daha verimli. Geçenki bir konuşmamda, sağ olsun uzun süredir çalıştığım bir telefon şirketinin sahibi bana sadece şunu söyledi. Bir el diğer eli yıkar dedi. Bazı şeyler karşılıklıdır. Karşındaki insanı sevip sayarsan o insan da seni sevip sayar. Ben bunu söylüyorum. Böyle düşünüyorum. Evet. Yani hep bana diye beklerseniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Biz de bazı şeyleri karşı tarafa vermemiz lazım ki karşı taraf da bize bazı şeyleri verebilsin. Paylaşım önemli. Tabii ki. Karşılıklı bilgi alışverişi, paylaşımlar bu tür konularda gerçekten büyük önem taşıyor. Evet. Evet. Aslında buna toplu olarak dayanışma gücü diyebiliriz. Ama Avrupalı Türkler olarak bu konuda çok güzel davranışlar sergilendi gerçekten. Herkes birlik beraberlik içerisinde evet. çok güzel çalışmalar gerçekleştirildi her bölgede.
Her şehrimizde. Çok çok güzel, gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı. Bunu sürekli de belirtiyoruz. Bunun devamının gelmesi şart. Yani 11 ilimizin, bunun ilçesi, işte köyleri, kasabası da hesaplanırsa, yani Almanya genelinde şehirlerimiz yerle bir oldu. Yani bunun tekrar yaraların sarılması, şehirlerin yapılandırılması, o insanların ruhsal hallerinin düzelmesi için en az, kendi bakış açımda tabii ben bu konuda ilgili bir kişi değilim ama kendi bakış açımda en az bir 3-4 yıl ülkemizin bize ihtiyacı var. Bu sadece maddiyat değil, manevi olarak da ihtiyacımız var. O yüzden de biz atıyorum şimdi az önce birazdan da değineceksiniz hani o gecemizden gelen ya da yaptığımız yardımları götürüp Türkiye'den alışveriş yaparak, buradan alıp da göndermek yerine o ihtiyaçları Türkiye'den alışveriş yaparak hem doğru ihtiyacı belirlemiş oluyoruz. İnsanların neye ihtiyacı var? Oradan birebir gözlemlenmiş olunuyor. Ama artı para tekrar Türkiye'de kalmış oluyor. Yani evet. Her şekilde Türkiye'ye fayda sağlanmış oluyor. Onu daha doğru buluyorum kendi açımdan. Kesinlikle. Elif Hanım, bir de sizin, Yeşim Hanım, sizin de beraber bulunduğunuz Köln şehrimizde Didip'le beraber bir yine deprem bölgesine toplanılmak üzere bir hayır programınız oldu, mantı gününüz oldu. Evet. Bununla ilgili aslında sevgili izleyicilerimiz, VTR'lerimiz vardı. Yalnız teknik nedenden dolayı bugün size şu an yayınlayamayacağız ama bunun üzerine konuşmak istiyorum. Gerçekten biz oradaydık. Çok da güzel katılım zaten vardı. İnsanların bu kadar duyarlı olması da bizleri açıkçası mutlu etti. Sadece Türk halkının değil, birçok Müslüman, yabancı insanlarımızın da oradan geçerken bir şekilde destek vermesi çok güzeldi. Buyurun Yeşim Hanım, o günle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yaptığınız güzel bir çalışma yine, Kayseri Avrupalılar Birliği olarak. O gün de gerçekten aslında hava çok soğuktu. Çok soğuktu, kesinlikle. Üzerinde rahatsızlandık da evet. Ne yazık ki. Halen hep soruyoruz. Hala rahatsızız bir rahatsızlığımız devam ediyor. Ama oradaki katılımın mutluluğu bizim yani rahatsızlandığımızın üstünü kapatıyor. Çünkü oradan gelen bir şeyle depremzedelere az da bir şey olsa bir katkımız olabildiği için. Çok güzel bir katılım oldu. Cuma namazından sonra olması belki de daha da evet. Güzel bir katılıma yardımcı oldu diyebiliriz. Bunun da inşallah Didip'le birlikte devamını diliyoruz. İnşallah. En azından birkaç kez daha ki eğer şey olmazsa oradaki ufak bir sponsorumuz da aslında büyük bir sponsorumuz bizim sokaktaki mantı dağıtımımızda da Didip'teki sponsorumuz da aslında mantı sponsorumuzu teşekkür etmek isteriz. Tabii eğer ki. Müsaadeniz varsa isim de söyleyelim. Tabii ki buyurun lütfen. Öz Yufka'ya çok teşekkür ederiz çünkü gerçekten bizim Merhaba Malsayt'la yaptığımız projede de Didip'teki projenin de ikisinin de mantı sponsoru Öz Yufka'nın kendisidir. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Öz Yufka'ya verdiği destekten dolayı. Ama siz de soğuk havada o gün saatlerce evet. Çalıştınız. Biz de kısa da olsa eşlik ettik. Çok soğuktu dediğiniz gibi hepimiz bir rahatsızlandık bunun üzerine. Ben de evet. Buna dahil olmak üzere. Elif Hanım buyurun siz neler söyleyeceksiniz o günle alakalı? O gün gerçekten çok güzeldi. Biz fiyat belirlemedik. Evet. Sadece hani mantı ikramımız kimin gönlünden ne koparsa oradan gelenler depremzedelere gidecek diye söyledik. Hani herkes gerçekten gönlünden kopanı attı oraya. Mantımız çok çabuk da bitti. Herkese evet. De nasip oldu ve inanılmaz bereketlendi. Biz iki büyük, siz de gördünüz evet. İki büyük kazandı. O günü Allah rahmet eylesin iki tane de cenaze vardı. Aynen. O yüzden de kalabalık çok fazlaydı. Her zamankinden çok daha fazlaydı. Açıkçası ilk etapta bir ufak bir endişe duydum. Hani mantı yetmeyecek kalabalığı görünce işte kuyruğu görünce gerçekten bereketlendi. Hiç mantıyı almadan dönen olmadı. Herkese yetti. Evet. Daha sonra aşağı indiğimizde fiyat toplu hesaplanınca işte 3000 euroya çok az bir miktar gelmişti. Benim etrafımdakiler şey istiyor, sen Kayserilerle geze geze Kayserileri geçtin, has Kayserili oldun diye. Yönetime dedim ki pamuk eller cebe bunu tamamlayalım, düz hesap olsun. O günü bir 3000 euro kadar da miktar toplandı. Evet, bu da aslında çok mutlu edici bir rakam. Evet. Çünkü
Cuma namazı sonrasında dağıtıldı. Oradan geçen herkes gönüllü herkes olarak fiyat belirlememeniz de çok daha bence güzel bir program oldu, organizasyon oldu. İnsanlar gönlünden ne kopuyorsa bağışta bulundular. Hem tadına baktılar denememiş olan kişilerde. Çok güzel bir çalışmaydı. Dilerim devamı gelir, İnşallah devamlılığı sizlere olur. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Medya da bizi yalnız bırakmadı. DİTİB yönetimi de bizi yalnız bırakmadı. Aşağı inip konsolosumuz da yalnız bırakmadı. Evet. Onlar da geldi. Hepiniz de desteğinizi sağladınız. Evet, maalesef görüntülerimizi yayınlayamıyoruz inşallah. Ama... hepimiz oradaydık. Dediğiniz gibi Köln konsolosumuz da oradaydı. Evet. Katılım gösterdi. Destek oldular. Bizler de elimizden geldiği kadar her zaman bu tür çalışmalara kadıncı olarak, ekibi olarak destek vermek için hazırız. Seve seve de geliyoruz. Davetlere de teşekkür ediyoruz size de. Yeşim Hanım, bu tür çalışmaların devam edeceğini söylediniz. Yakın zamanda var mı bir proje? Bireysel olarak var. Bireysel olarak. Onlara da bireysel olarak lütfen. Var. Yeşim Hanım, sizin çünkü çok fazla ben biliyorum ama seyircilerimiz bunları bilmiyor. Bireysel çalışmalarınız çok fazla. Evet. Bunlara lütfen değinelim. 3. ayın 25'inde iftarın 3. günü oluyor. Hı-hı. İlk cumartesi günü Köln'de güzel bir event'te yeri de söyleyeyim çünkü destek gerektiği için biz. Evet. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Cümleme o şekilde. Aslında desteği bize değil, desteği depremzedelere yapıyorlar. Evet. Orada olmak, o gece orada olacaklar. O gece orada akşam yemeğinde, iftar yemeğinde orada olacak kişiler bu desteği bize değil, depremzedelere verecekler. Ben öncelikle bunu söylemek isterim. 3. ayın 25'inde cumartesi günü MK Palas'ta bir iftar yemeği verilecek. Çok güzel bir programla açılış yapılacak. Mevlütlerimiz okunacak. Semaze gösterimiz olacak. Yani iftar yemeğimiz, programımız olarak güzel. En sonu da Türk Sanat Müziği ile kapatmayı planlıyoruz. Yani dediğim gibi o gece orada olunması, o akşam bizimle birlikte olunması bize çok büyük bir mutluluk olur. Ki neden? Depremzedelere bir katkımız fazla olsun diye. Evet. O yüzden herkesi o gün bekliyoruz biz oraya. Peki ne kadar katılım olabilir? Bunun bir limit yani kişi sayısı olarak ne belirlediniz? 800 kişi belirledik aslında. Evet, 800 kişilik büyük bir organizasyon. Evet, planladık. Elif Hanım'la birlikte, Birgül Hanım'la birlikte. Kendisi bugün katılamadı ne yazık ki. Evet, Birgül Hanım'ı 3. bölümde yayına bağlayacağız. Kendisi bize katılacak o da. Ha, ne güzel. Üçümüz dedik bir şey yapalım. Böyle bir yola çıktık. Allah utandırmasın diyorum. Ki o geceyi çok da dolu geçireceğiz diye ümit ediyorum ben. İnanıyoruz, evet. Evet, biz ona inanıyoruz. Kesinlikle. Aslında şöyle oldu, bu konuyla alakalı Birgül Hanım'dan bir teklif geldi. Hani kermis planlayalım diye düşünmüştük. Biz kermis için konuşmaya gittiğimizde, içeriden çıktığımızda karar iftar yemeğine dönüşmüştü. Ani verilmiş olan bir karardı. İlk desteğini, onu da hani çünkü bazı insanlarda ilk bir adres değişikliği oldu. Royal Class'ın... sahibi düğün salonu sahibi Ali Işık Bey bize salonunu hani verdi. Evet. Ama biz daha sonra birçok kişiden şey geldi hani Kerpin çok uzak ulaşım çok kolay olmayacak diye. Daha sonra Yeşim Hanım Metin Bey ile görüşünce sağ olsun o da çok güzel hani şeyle kapılarını açtı bize. Gönlü güzel insanlar hep hayatımızda olsun. Evet. Projemizi MK Palas'a yönlendirdik. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel sponsorlarımız bulundu. Destek yani destekler size. Var. Bu da evet, çok önemli. O günkü programımız şöyle hani iftar yemeği bazen insanlar şey diyebiliyor. O işte iftar yemeği falan. Yeşim Hanım'ın belirlediği gibi aslında orada bize değil. Tamamen depremzedelere destek için gelmiş oluyorlar. Çünkü bizim hedefimiz depremzedelerin hayatına dokunabilmek. Bu arada biz kendimiz gideceğiz oraya. Oradaki ihtiyaçları karşılayacağız. Bununla birlikte biz kendi yol masraflarımızı kendimiz karşılıyoruz. Kendi cebimizden karşılıyoruz. Yani oradan toplanılan
her senti gerçekten depremzedelere ulaşacak. Yani insanların aklına böyle bir şey gelmesin. İşte kendi yol paraları da şudur budur. Biz zaten o günü biletimizi almış olacağız ve bunda hangi tarihte gideceğimizi de açıklamış olacağız. Evet. Giriş ücretimizi 30 euro olarak belirledik. İçinde işte normal çok güzel bir menümüz var. Sağ olsun bir dostumuz Helal Kesim ete sponsor oldu. İşte bütün malzemeleri sponsorluklardan sağladık. Çok güzel bir program ayarlıyoruz. Çok güzel bir program düzenliyoruz. İnsanlar şey düşünsün. Hani hem maneviyetini güçlendirecekler o günü. Güzel işte semazen gösterileriyle, evet, mevlütle okunan Kur'anlarla. Hem de depremzedelerin hayatına dokunmuş olacaklar. Yani o süreçte onlara bir nefes olmuş olacaklar. İnsanlar bir restoranda gittiğimizde de kişi başı 50 eurodan aşağı vermiyoruz. Çünkü şey... ekonomi gerçekten bütün dünya çapında uçtu. Evet. Almanya'da onlardan biri. Yeşim Hanım'ın da belirlediği gibi biz herkesten desteklerini bekliyoruz. Biz değil, depremzedeler onların desteklerini bekliyorlar. Aynen öyle. Buyursunlar, gelsinler. Güzel bir programla inşallah hayatlara dokunmuş olsunlar bizimle beraber. Yani bu yolda bize yol arkadaşlığı yapsınlar. Peki rezervasyon öncesi sizi... ulaşmaları için nereden, yine bizim sosyal medyadan? Sosyal medyadan paylaşıyoruz. Evet. Üzerinden numaralarımız da var. Kendi numaralarımızı da yine verebiliriz. Hı hı. Ha, telefonla da ulaşabilirler. Sosyal medyadan da ulaşabilirler. Paylaştığımız bütün afişlerimizde Birgül Hanım'ın, Yeşim Hanım'ın ve benim de cep numaram da yazıyor. O şekilde rezervasyon, biz rezervasyon yapmayacağız. %90 bilet satışıyla bu işe gireceğiz, evet, ki. Ona değinelim lütfen. Bu önemli, evet, çünkü önemli bir nokta. Çünkü yani bilet satışımızın sebebi ne kadar kişi geleceğini bilirsek o gece sonradan gelenleri o kişi sayısına göre kalanını alabiliriz. Evet. Çünkü şimdi rezervasyon yapıp da o kişinin o gün gelmemesi başka bir kişinin oraya girmesine engel olacak. Evet. O yüzden de biz bilet satışıyla bu işi yapalım istiyoruz. Yani öncesinde ön satışa sunulacak. Evet, önümüzdeki hafta ön satışlarımız sunulacak. Hı-hı. Ön satışlarımızdan biletini alarak geline bilinir. Evet, fiyat olarak zaten çok cüzri bir fiyat belirlemişsiniz. Her şey içinde diyorsunuz. İçeceğiyle beraber, evet, yemeğiyle, güzel bir iftar programı bunun tatlısıyla, yanı sıra. Tatlısıyla, evet. Evet, tatlısı da. Evet, Elif Hanım'ın hepsi de. İlahilerimizle. İlahilerimiz olacak. Evet. Yani o yüzden düşünürsek güzel gerçekten çok bekliyor, güzel bir program bizi bekliyor. Evet, bence de bütün seyircilerimize, yakın bölgedeki seyircilerimize buradan davet göndermiş olalım. Bilet satımı için de sizlere önceden ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. İsterseniz telefon numaranızı vermek isterseniz, hani bununla ilgili bir, tabii, numara varsa, tabii, ulaşılabilecek. Ben kendi numaramı vereyim. Yeşim Hanım da kendi numarasını söylesin. Buyurun lütfen. Ulaşmak isteyenler, bilet satın almak isteyenler arayabilirler. Facebook ve Instagram sayfam Onurlu Koç, oradan bulabilirler. Numaram da 0172 75 22 316. O şekilde oradan da arayarak kaç bilet almak istediklerini söyleyebilirler. Seve seve ulaştırırız. Sadece Köln yakını değil, uzaktan da gelmek isteyen herkese kapımız açık. Evet, buradan ulaşım bunu çok da, kolay artık. Ulaşım kolay, evet, kesinlikle. Buyurun Yeşim Hanım, sizden de alalım. Ben de vereyim. Facebook sayfam Asya Strasse'nin Tiefbau diyeyim. Kendi şirketimin ismi olarak. Instagram sayfam Yeşim3838. Telefon numaram da 0172 6520 572. Evet, ulaşabilecekleri seyircilerimize buradan telefon numaralarını da vermiş oldunuz. Dilerim çok güzel, katılımlı bir program gerçekleşir. Bizler de kısmet olursa zaten orada yine İnşallah olacağız. Bekliyoruz. Hem destek bekliyoruz vermek amaçlı, hem de bu güzel programa eşlik etmek amaçlı. Elif Hanım, sizin biraz önce projelerden bahsettik, kadınlara yönelik yaptığınız. Hı hı. Mardin'e gitmiştiniz. Evet. Başka nerelerde yaptınız bu tür projeler? Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Belki seyircilerimiz de bunu merak ediyor. Siz bu bölgeyi kendiniz nasıl belirliyorsunuz? Ön araştırma mı yapıyorsunuz? Yoksa şöyle, bu bölgeye mi gitmeliyim?
Bunun kararı nasıl kendiniz veriyorsunuz? Çok özür diliyorum. Şimdi böyle Mardin'de tanıştığım bir iş adamının çocuğunun ihtiyacı olduğundan dolayı ulaşmış oldum. O şekilde evet. gittim. Daha sonra oradaki proje Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında yayınlandığı için diğer şehirler bana ulaşmaya çalıştı. Tam o dönemde pandemi olduğu için aslında İstanbul'la sözleşmem vardı, görüşmem vardı. İşte Urfa'yla vardı, Ankara, Kırşehir onlarla vardı. Pandemi dönemi girince o biraz duruldu. Pandemiden çıktık, bu deprem konusu girdi ama online olarak onlarla sürekli iletişimdeyim. Online olarak seminerler veriyorum. Bayağı bölge bireysel olarak farklı evet, farklı evet. bölgelerde çalışmalarınızı. Evet, şeyden Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından genelde bana ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Hı-hı. Çok da güzel. Peki yakın bir zamanda var mı? Gidecek yakın misiniz? Yakın bir zamanda şu anda açıkçası bütün projeleri durdurduk. İlk hedefimiz şu anda depremzedelere fayda sağlamak, evet. onlara destek olabilmek. Burada projelerimiz var. Aylık seminerler, işte kadınlarımıza destek çıkmak için falan. Ama şu andaki tek hedefimiz depremzedelere destek sağlayabilmek. Onları da projeler netleşince sizinle paylaşırız. Evet. Sürpriz olsun biraz. Sürpriz olsun diyorsunuz. Peki. Peki yardım kampanyalarına, deprem bölgesine yapılacak yardım kampanyalarına düşen görevler sizce neler? Bunlarla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Herkes kendi gücünün yettiği kadar yardım etmeye kalkışırsa zaten bu damlaya damlaya göl olur hesabı. Çok böyle şey hani atıyorum Aysun Hanım işte böyle bir şey yapıyor işte çok büyük ben ona yapamam. Veya Yeşim Hanım şöyle bir proje yapıyor o bana çok ağır gelir bunu yapamam değil de. Herkes kendi çapında yapabildiğini. Porsta siz gidip görmüşsünüzdür kesin. İnsan ev kadınları evde yaptıkları şeylerle dışarıda sadece ekmeği evet, satarak evet. 9 bin euro para topladı. Evet yani, Porsta'ki bayanların evet bununla ilgili... Görüntülerimiz o günle ilgili bizde de çekimler var ama tabii şu an ön hazırlık olmadığı için yayınlayamıyoruz. Çok güzel bir çalışma gösterdiler bayanlar. Hani herkes kendi gücünün yettiğince hani bunun azı çoğu şekli olmaz. Herkesin gücü yettiğince insanlar çorap örüp satıyor, patik örüp satıyor. İşte atıyorum şal örüp satıyor. Yazma yapıyorlar, işliyorlar. Çünkü onun elinde o geliyor. Kimisi birçok yer ikinci ayı tamamen projelerini kapattı. Daha sonra ilk projelerini yardım için kullanalım dedi bu. Mekanlar olsun, restoranlar olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Herkes kendi çapında, kendi gücünün, kendi potansiyelinin sağladığı şekilde yardım ederse biz binlerce insanlara ulaşırız. Evet, yardımların devamlılığı konusunda. Kesinlikle. Kadınlarımızın üzerine çok büyük görevler düşüyor. Bu konuda çalışmalarını... Çok böyle her şeyin yükünü kadınlara evet. yüklediğimiz gibi bunu da yüklememek ama gerekiyor aslında. Öncülüğü genelde ben kendi nacizane fikrimi dile getireceğim. Kadınlarımız gerçekten her bölgede olsun, yakın çevremizde de olsun bir öncülük yapıyorlar. Destek tabii ki geliyor ama bu anlamda ben bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız olacak. Bizlerden ayrılmayın lütfen. Hostes Dönelsin sunduğu Kadınca devam ediyor. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Avrupa'nın ortası Almanya'da. Bir şarkı oldu. Buz gibi suların durmadan akar. Mavi gök kırlara nazarlık takar. Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Burası da asfalt değil Halil'im. Erzincanlı bir canım, sıcaktır benim kanım.
dalgalı denizin, kumun toprağın, İngiliz, Fransız, Hintli anzağın... Çanakkale geçilemez. Anadolu'nun kültür elçisi Mümin Uluç'un hazırlayıp sunduğu Anadolu Diyarı, her Perşembe saat 19'da Kanal Avrupa'da. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla... Bunların kendi dernekleri var, organize olmuşlar ve işlerini de iyi yürütüyorlar. Ama bunlar yetmiyor. Sorunlarla... Bu ülkede dördüncü nesli yaşıyorsanız kalıcı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Türkiye Başbakanlığı veya Cumhurbaşkanı benim bu şehirde yaşadığım semtin içindeki veya eğitim okula yaşadığım sorunu nasıl çözecek? Çözümlerle... Siyaseti önemsemeyenleri, onları önemsemeyen siyasetçiler yönetir ve temsil eder. Projelerle... Türkiye kökenli toplumun siyasi renkliliği Alman siyasetinde yer bulmuyor. 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta, özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu, zorluk çekeceğiz. Avrupalı Türklerle... Muhsin abi, hep bardağın boş tarafını görüyorsun, dolu tarafını gör. Dolu tarafı zaten dolu. Muhsin Ceylan'ın sunumuyla Ateş Çemberi, Cumartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da. Spor Avrupa, konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Yani böyle bir şey olur mu ya? Gelir ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş, tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Yani böyle bir gülle gibi rakiplerin üzerine bir düşüyorlar Can abi. O zaman evet. Sen yoktun orada kardeşim, değerli kardeşim. Zeki Şahin'in sunumuyla Pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da. Avrupalı kadınların sesi, Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık, güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Birgül İlan'ın sunumu ile Kadınca, pazar günü saat 14'te Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu, daimi konuk avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla Hukuk Masası, pazar günü saat 16'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertlerini... Polis içerisinde araştırma yapılması lazım. Avrupa'daki gündem evet. En çok sizde yansıyor. İsteklerini... Sıdu'daki söylemin sözde değil özde olduğunu gördüm. Kültürel zenginliklerini... Almanya'da bizim vatanımız, evet. Türkiye'de bizim aynen. Vatanımız. Seçim yasasının Türkiye'de değişmesi gerekiyor. Almanya siyasetinde de mutlaka etkili olmamız lazım. En önemlisi haklarını... Siyasette başarılı olmak istiyorsanız, hele hele muhafazakar sadece parti olursanız popülizm yapmanız gerekiyor. Sen bir taraftan kovuyorsun, gelme ben seni istemiyorum diyorsun, istemiyorum diyen yanın daha fazla. Usta televizyoncu Zeki Şahin'in moderatörlüğünde Avrupa Masası, Cuma saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'da.
Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. İç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Girişimciler, etkinlikler, belediye çalışmaları. Ege'nin gündemi bu programda ekranlarda olacak. Altyapı ne olacak? Yol, ulaşım nasıl olacak? Baski Genel Müdürü'nün yanındayız. Sayın Başkanım, burası senelerdir duruyor. Tayyar Toprak'ın sunumu ile Ege gündemi Cuma günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Siz de artık habercisiniz. Tanık olduğunuz olayları çekin ve gönderin. Şeffaf Haber'de yeni mecra WhatsApp. Yayınlanmaya değer her haberi, aktarılmaya değer her görüşü, çektiğiniz tüm görüntüleri WhatsApp'tan +49 177 399 9494'e gönderin, yayınlansın. Avrupa'da denince Kanal Avrupa. Gücü özgürlüğünde. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda. Depresyonu tetikleyecek faktörleri de gençlerde bile görmeye başlıyoruz. Siyasette din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaması lazım. Strukturel rasizmus dediğimiz olay ciddi manada var. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Malımızın %80'ini sosyal medyaya harcıyoruz. Daha çok bizim yaşlarımızda olan gençler çok azdır siyasette. İşte bu toplumla iletişim kurmak için de bir sebep. Bulunduğunuz şehirle ilgili bilgiye sahip olmanız. Oğuzhan Erkmen'in sunumu ile Gençlik Arenası, pazar günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ya hay ya hü, yeter ki kapıya gel, açılır teker teker. Doğdu Muhammed Nuri Cihan, arzu nur oldu zemine asuman. Kul hakka dört kapı 40 makamda erer. Bu tarihi bir sorumluluk. Hiç kimse görevden ve sorumluluktan kaçamaz. İzleyenleriyle 18 bin aleme gelmiş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin de imamı 18 bin alemindir. Konuklarıyla Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bizim ümmetimizin cihadı nefsiyle olacaktır. Hiçbir ikiliğe dönmeden hak Muhammed Ali yolunda haka tam bir teslimiyetle. Deyişleriyle Hazreti Peygamber'i tanımayan Alevi olmaz. Hazreti Ali'yi tanımayan Halevi olamaz. Nefesleriyle dört kapıdan sırrı hakikate ermeye çalışıp, şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp, marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. O evliya enbiya velilerin uğrak yerleri olsun. Allah Allah. O mübareklerin harimet-i nazar aliyeleri üzerine daim olsun. Allah Allah. Erenlerin izinden çarşamba günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Wir bieten an MPU. Burada benim hiçbir... Faustes Döners'in sunduğu Kadınca devam ediyor.
Evet sevgili izleyicilerimiz, konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deprem bölgesine yapılan yardım çalışmasıyla ilgili bugün iki değerli konuğumu stüdyomda ağırlıyorum. Üç bayan, birbirinden değerli üç bayan olarak deprem bölgesine yapılması üzerine bir yardım kampanyası başlattı bu değerli bayanlarımız. Biraz önce bu konuyla ilgili detaylı bilgileri Elif Hanım ve Yeşim Hanım'dan edindik. Diğer bir bayan çalışmalarda bulunan değerli bayanlarımızdan biri de Birgül Hanım. Birgül Hanım da bize bugün yayınımıza telefonla katılacak. Alo. Evet, telefonumuzu birazdan alacağız. Şu anda rejideki arkadaşlarımız hazırlıyor galiba. Evet, siz üç arkadaşsınız aynı zamanda. Özel hayatta da birbirinizle samimi tanıdık, evet, yani. Üç bayan bu yola çıktınız. Evet, üç silahşör. Dediğiniz gibi çok başka bir plan varken olay iftar programına dönüştü dediniz, evet, Elif Hanım. Evet. Nasıl bu kadar büyük bir işin altına? Çünkü çok büyük bir organizasyon. 800 kişilik bir organizasyondan, evet, bahsediyorsunuz. Bunun hazırlığı iftar programı olduğu için özel bir yani hazırlanması gereken bir yemek programı da var. Gelen kişileri de mutlu etmek de istiyorsunuz. Önce dostlarımıza, evet, bizi destekleyeceklerine inanıyoruz, güveniyoruz. Daha sonra da kendi potansiyelimize güvenerekten balıklama daldık. Evet. Programa hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladık. Aslında az önce de belirttiğim gibi kermis diye konuşmaya gitmiştik. Çok, süre çok kısa olduğu için, hafta sonu istediğimiz için, Köln dışından gelen misafirlerimizin rahatlıkla katılmasını istiyorduk. Hani cumartesi istediğimiz için. Sonra şeye döndük işte, iftar yemeğine döndük. Evet, bir de böyle çok büyük salonlar, yerler bulmak da hafta sonu olduğu için biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü hep ön rezervasyonlu yapıldığı için. Bu konuda da şanslısınız. Şansımız varmış, evet. Evet, gerçekten dilerim çok çok güzel. Tam arzu ettiğimiz tarihte, evet, diğer STK'larının programının olmaması. Olmaması, o da önemli. Onunla birlikte arzu ettiğimiz, çok istediğimiz salonun da boş olması ve beyefendinin gerçekten bütün iyi niyetiyle tüm kapıları bize açmış olması bizim üçümüzün şansı. Evet. Evet, Birgül Hanım'ı telefona bağlamışız. Birgül Hanım, merhabalar. Merhabalar Aysun Hanım. Hoş geldiniz Birgül Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İyiyiz, yani iyi diyelim, iyi olalım. Biliyorsunuz yaralarımız büyük. Evet. Onu toparlamak için inşallah el birliğiyle karar aldık. Güzel bir program hazırlıyoruz. Evet, bu programla ilgili sizden de bilgileri edinelim Birgül Hanım. Teşekkür ediyorum ayrıca beni bağladığınız için. Çok güzel bir program oluyor. Tebrik ediyorum sizleri. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yaptıklarınızla zaten belli. Çalışmalarınız zaten birebir güzelleşti. Şimdi şöyle anlatayım Aysun Hanım. Depremin ilk günlerinde çok acı bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Daha çok canlı kurtarılsın diye dua ettik. 4-5. günde, hatta 148. saatte kurtulanlar oldu. Ben de bu arada bu mucizeye tanık oldum. Hatta hepimiz tanık olduk. En azından birlikte beraberliğimiz için onu göstermek niyetiyle hayır programı hazırlama niyetine girmiştik. Elifciğimi bir akşamüstü arama gereği duydum. Konuştuk, acil bir toplantı ayarladık sağ olsun. Yeşimciğim de varım dedi ve gereken görüşmeleri yapıp bismillah demiş olduk. İnşallah güzel bir program olacak herkes, ama herkesi bekliyoruz Aysun Hanım. İnşallah Birgül Hanım, biz de gerekli detaylara Yeşim Hanım ve Elif Hanım da değindi. Siz de, evet, bugün bu konuyla ilgili sizi konuk olarak alamadık. Maalesef uymadı tarihlerin yoğunluğunuzdan dolayı olsun da. O yüzden, evet, telefonla da sizi bağlamak istedik. Bu çalışmaya, evet, başlarken neler düşünerek başladınız Birgül Hanım? Yani oradaki insanların bugünlük değil, ileriye dönük de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir kereye mahsus olmaması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız da öyle düşünüyor.
Sürekli evet. olsun istiyoruz. Peki sürekliliği, devamlılığı olması açısından sizin düşünceleriniz nelerdir Birgül Hanım? Siz de bir iş kadınısınız. Neler yapılmalı bu süreçte? Yani bu süreçte çok dikkatli olmalı. Bireysel çalışmalara dikkat ediyoruz biz çünkü. Arkadaşlar da bireysel olarak da kendileri dernekle de çok güzel çalışmalar yapıyor. Ara ara biz de sponsorlar bulup yine bu aktivitelere devam etmek istiyoruz açıkçası. İnşallah katılım yüksek olur. Bizi bilenler zaten biliyordur diye düşünüyorum. Kalbimizle, gönlümüzle varız her zaman. Evet. İnşallah ara ara yapacağız. Konuştuklarımız, insanlarımız var. Bunları da onlar onaylıyor tabii ki. Biz de varız diyorlar. Çevremiz güzel. Bu konuda çok güzel yardımlar olacağını düşünüyoruz. Hep birlikte bir şeyler başaracağız, güzel şeyler başaracağız diye düşünüyorum Aysun Hanım. Dileriz Birgül Hanım bu çalışmalar büyük katılımlarla devamlılığı sağlanır. Sizlere de İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum yayına da bağlandığınız için. Yolunuz Tabii açık ki. Olsun, kolay gelsin diyorum. Dilerim çok büyük, devamlılığı olan büyük çalışmalara hep beraber devam ederiz. Biz de elimizden geldiği kadar kadınca olarak destekleriz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sizlere, biz de teşekkür ediyoruz. Sizleri hep birlikte bekliyoruz. Zaten seyircilerimize de tek tek davet ediyoruz buradan. İzleyen herkesi orada ağırlamak isteriz. Başımızın gözümüzün üzerinde. İnşallah güzel bir programla hep birlikte devamını da sağlayacağız diye düşünüyorum. Elif evet. Hanım'a, Yeşim Hanım'a size de çok teşekkür ediyorum tekrar. İbrahim Bey'e de selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Birgül Hanım. Teşekkürler. İyi pazarlar. Hoşça kalın. Kolay gelsin çalışmalarınızda. Teşekkürler. Sağ olun. Size de hayırlı pazarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Evet Yeşim Hanım. Sizin de biraz bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz düşünceleriniz var. Yapılan sponsorlardan bahsettiniz biraz önce de. Destek veren iş insanlarımız var. Katılımın çok olması açısı bu çok önemli. Yapılacak yardım bireysel gidip yapmayı düşündüğünüzden bahsetti Elif evet. Hanım. Nereyi belirlediniz mi bir bölge olarak yoksa bütün deprem bölgemiz yok. Bir şehir yok. Hayır. Evet. Nereye ihtiyaç varsa elimizdeki duruma göre oraya kadar gitmeyi düşünüyoruz. İlk hedefimiz buradan Kayseri'ye uçmak. Kayseri'ye uçtuktan sonra biliyorsunuz Sarız bölgesinde de deprem oldu. Ama Sarız bölgesine kadar inip oradan artık nereye ulaşabilirsek? Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, Adıyaman, Hatay. Hani ulaşabileceğimiz, imkanımızın olabileceği yerlere kadar ulaşabilmek istiyoruz biz. Evet, çünkü bölge olarak... Bir bölge seçmedik, seçemeyiz şehirler de. Çünkü her İmkansız. 11 farklı şehrimizde maalesef yaşandı bu üzücü olay. Tabii ki bütün her yardıma ihtiyaç olan her yere yetişmeye çalışacaksınız imkanlarınız dahilinde. Evet, aslında şöyle ufak bir planımız var. Hani uygulayabilmek istediğimiz küçük küçük böyle ihtiyaç paketleri, özel ihtiyaç paketleri diyelim. Bayana özel, çocuğa özel, beylere özel. İhtiyaç paketlerinin yanında diğer ne yapabiliriz? Onu oraya vardığımızda bakacağız. Evet, ihtiyaçlara göre belirleyeceksiniz. Evet. Neler yapılabilir? İhtiyaçların karşılanması bakımından. Aynen öyle. Evet. Ne yapabiliriz diye ne yazık ki buradan hani kulaktan dolma bir şeyle hiçbir şey yapamayız. Tabii ki. Onu orada görerek yapacağız. Evet. Güzel yardımları ulaştıracaksınız. Hı hı. Yeşim Hanım. Yani bu gecede de bayağı güzel sponsorlarımız var. Sayısı gerçekten güzel sponsorlarımız var diyeyim. Hepsini şu an sayamayacağım. Evet. Ama o gece orada sayılacak tek tek hepsine çok çok teşekkür ediyoruz biz. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Elif Hanım'ın da Birgül Hanım'ın da teşekkür ettiğine eminim. Hiç düşünmeden sponsor olan insanlarımız var. Hani tamam dediler gelemesek de edemesek de ki gerçekten uzaktan gelenimiz var ya. Bizim sponsorlarımız arasında Hollanda var. Çok güzel. Yani sırf Köln değil sponsorlarımız zamanda, Hollanda. Evet. Duisburg'dan sponsorlarımız var. İsviçre sınırı var. Aynen en önemli ana sponsorlarımızdan biri İsviçre sınırından. Evet. Yani yakın bir yer değil ama sonuçta 600 kilometre uzaktan sponsorluk evet. yapıyor. Demek ki biz hep her zaman birbirliyiz. Her zaman evet. beraberiz. Yani bu çok güzel bir şey.
Evet, bu konu gerçekten çok güzel. Birlik olabilmek zaten çok önemli bir nokta. Bu konuda da duyarlı insanlarımız, iş insanlarımız da çok fazla var. Evet. Almanya'da ve Avrupa'da. Hepsine biz teşekkür ediyoruz buradan. Evet, teşekkür sizin ederim. Sizin çalışma arkadaşlarınıza, sponsorlara biz de kadıncı olarak gerçekten başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Böyle güzel projeler başlattığınız, devam ettirdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Elif Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben de tabii ki Yeşim Buyurun. Hanım gibi Birgül Hanım burada olmadığı için kendim ve Birgül Hanım adına tabii teşekkür ki, edeceğim lütfen. Sponsorlarımıza. Bunun yanı sıra sponsor olup da ben bu kadar ücret veririm. Bununla birlikte benim reklamım olsun istemiyorum. Hani liste kartımın yayınlanmasını istemiyorum diye dostlarımız gizli da oldu. Gizli kahramanlar da var. Tabii onlar ki. Da arka var. Planda. Evet, gizli kahramanlarımız evet. da var. Biz daha hani projeyi anlatmaya başladığımızda cümlemizi tamamlamadan biz size güveniyoruz. Ne işleri yaptığınızı biliyoruz. Ben varım diyen insanlar da çok. Bu da aslında gurur verici bir şey. Tabii bizim bu gecemiz sadece şeyle kalmayacaktır, iftar gecesiyle kalmayacaktır. Yani bunu birkaç kez belirttik, daha farklı projelerimiz olacak, desteğimizi birkaç sene devam ettireceğiz inşallah. Bununla ilgili çalışmalarınızı zaten yürütüyorsunuz diye biliyorum. Evet. Görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Reklam aramızda kısa kısa biraz değindiniz. Evet. Çok da güzel projeler. Şimdi az önceki sorunuza ben de kısa bir değinmek istiyorum. Hani hangi şehre gideceksiniz evet, diye bölge olarak sordunuz. Bölge olarak bunu adlandıramıyoruz. Tam net bir projede sunamıyoruz. Çünkü o gece ne kadar yardım sağlanacağını bilmiyoruz. Elimizdeki miktara göre Yeşim Hanım'ın da söylediği gibi buradan Türkiye'de paket hazırlatmak, hani özel ihtiyaçlar, bay bayan ve çocuk. Amaçlı diğer şeyleri oraya gittikten sonra şimdi elimizdeki miktarı tam olarak bilemediğimiz için. Çünkü bilet satışlarımız henüz başlamadı. Birkaç güne başlamış olacak. Bilemediğimiz için tam işte hani bu kadarını bu şehri, bu kadarını bu şehri de diye adlandıramıyoruz. Şehir ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. En çok hangi bölgenin ihtiyacı varsa, en çok hangi bölgenin neye ihtiyacı varsa biz aslında daha çok depremzedelere bayram sevinci olmaya gidiyoruz. Evet. Bayram öncesi orada olacağız. Evet, bayram sevinci olmaya gidiyoruz. Onun mutluluğunu gerçekten şu anda bile yaşamaya başladık yani. Evet, çok da güzel bayram öncesi mutluluk evet. vermeye gideceksiniz. Çocuklarımız eminim mutlu olacaklardır. Yapılan dediğiniz evet. gibi gelen destek çok önemli. Miktar ne kadar olursa siz de ona göre tabii ki o kadar çok hayata dokunursunuz. O kadar çok insanlara insani Kesinlikle. Yardımları götürebileceksiniz tabii ki. Bu anlamda bütün duyarlı izleyicilerimize buradan tekrar hatırlatıyoruz. Tarih 25'i. 25 Mart evet, bütün Cumartesi izleyicilerimizi, günü. Bütün STK'ları, bütün medyayı, herkesi bekliyoruz. Evet. Peki Elif Hanım, biraz önce Mardin bölgesini yaptığınız eğitimle ilgili önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Türkçe bilmiyorlar. Onun için Türkçe kitaplar götürdünüz. Hani bu konuda duyarlı davranan birisiniz siz de eğitmen olarak. Hı-hı. Bir de şunu hemen bu konuya lütfen değinmek istedim aslında. Almanya'da sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz bu ailelerimizin birazcık Türkçe dersinin okullarda verilmesi için bir çaba göstermesi gerekiyor. Dilekçelerin verilmesi gerekiyor ki seneye eğitim programında Türkçe ders, seçmeli ders olarak Türk çocuklarına verilebilsin. Bunun için dilekçelerin 21 Mart tarihine kadar verilmiş olması gerekiyor. Bu önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bütün duyarlı anne babalarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Lütfen bu dilekçelerde gecikme yapmayalım. Çocuklarımızın en azından Türkçe ile ilgili bilgileri eğitmenlerden alması açısından ana dilimiz, kimliğimiz her zaman bunu söylüyoruz. Elif Hanım, sizin de bu konuyla ilgili buradan ailelere söylemek istediklerinizi dinlemek istiyorum. Bir aile danışmanı olarak da siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle şunu dile getireyim. Önce şey deniliyordu, biliniyordu. 0-3 yaş arası bir çocuk hangi dili çok kolay öğrenirse, işte ana dilini öğrenirse diğerini çok daha kolay öğrenir diye. Bu aynı şey
Kürt çocukları için de geçerli. Hani o yüzden insanlar ana dilini öğrensinler diye sadece Kürtçe konuşuyorlar ya da sadece Türkçe konuşuyorlar. Bunu şöyle belirtmek lazım. Bu bilimsel açıklandı. Aslında aynı anda çocuk iki dili rahatlıkla, üçüncü dili de yanı sıra öğrenebiliyor. Bu nasıl oluyor ama? Ebeveynlerin mesela annenin sadece Türkçe, babanın sadece Almanca konuşmasıyla ya da işte annenin sadece Kürtçe, babanın sadece Türkçe konuşmasıyla gibi. Ben bakıyorum şu anda yurt dışında yani Avrupa'da gerçekten Türkçe içler acısı. Bazen hani benim Türkçeme çok şaşırıyorlar. Hani nasıl yani hem bu kadar güzel Türkçe konuşabiliyorsun işte ana dilin Kürtçe olmasına rağmen falan gibisini. Kitap okumak çok önemli. Bir aileler kesinlikle ana dilini çocuklara okusunlar, okutsunlar. İkincisi gerçekten doğru Almanya'da yaşıyoruz. Almanca eğitimi bizler için çok önemli. Bununla birlikte Türkçe eğitimi de çok önemli. Yani gidiyoruz, Doktor Türk ismini duyunca bizden önceki nesil diyor ki ya Türkmüş ben rahat giderim Türkçe konuşurum ama doktor Türkçe bilmiyor, Türkçe konuşamıyor seninle. Evet. O yüzden bu konuda çok duyarlı olmak gerekiyor. Bu konuya katılıyorum. Dilekçeler yazılması gerekiyor. Bilgisi olmayan insanlar bizlere ulaşabilirler, sizlere ulaşabilirler. Konsolosa ulaşmak çok kolay artık, bilgi almak için oraya telefon açıp ulaşabilirler. Ana dilimizi kaybetmeyelim. Evet, önemli bir konuyu da kısa olarak böyle hatırlatmak istedim sevgili izleyicilerimize de. Elif Hanım, size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeşim Hanım, biraz tekrar size şöyle Kayserili Birliği olarak, Avrupa Kayseriler Birliği olarak bir festival gerçekleştiriliyor bildiğimiz kadarıyla Kayseri'de. 7. ayda, evet. Bununla ilgili lütfen biraz bilgiler verelim, seyircilerimizle paylaşalım istiyorum. İlki geçen sene yapılan bir festival. Bu sene yine tekrar düzenlenecek. Bundan sonra sürekli düzenlenmeyi düşündüğümüz bir festival diyelim. Avrupa'daki Kayserilerin, iş insanlarının orada buluşması. Evet. Yani hep beraber orada buluşup ne iş yapılıyor, nasıl, ne iş yapan bir Kayserili var. Onu gösterebilmek. Yani beraber olabilmek. Peki festivalde neler düzenleniyor? Kaç gün sürüyor bu festival? Çok güzel bir soru. Festival yanlış hatırlamıyorsam 3 gün sürüyor. 3 gün. Evet. Düzenlenmesi. Bütün işte Avrupalı Kayserili STK'lar çadır kuruyor. Onun yanı sıra iş adamları kendi sunumlarını yapmış oluyor. Yani Avrupa'da hangi Kayserili, hangi şehirde ne işle meşgul? Bir nevi birbirlerini tanımış oluyorlar. Fikir alışverişi yapmış oluyorlar. Bu düzenli olarak her sene yapılan bir festival. Geçen sene başladı. İlk geçen sene başladı ama bundan sonra düzenli olarak hep aynı tarihte yapılacak bir festival. Senede bir defa olmak üzere. Ama evet. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'da da yapıldı. İstanbul'da tekrar, bundan depremden önceydi. Oranın tarihini şu an tam hatırlamıyorum ama İstanbul'da da Kayserileri iş insanı diye bir festival yapıldı. Evet, bu festivaller tabii ki güzel. Evet. Önemli de katılımlar oluyor. Festivallerin amacı da zaten hem iş insanlarının kendi imkanlarını, biraz oradaki imkanları da birleştirip hani kişilere, şehirlere Kayserileri olarak ulaştırmak, vatandaş olarak. Evet. Siz de bu çalışmaların içerisindesiniz kadın kolları başkanı olarak. Peki Yeşim Hanım, sizin normal iş kadını olarak zaten çok kolay bir işiniz yok. Evet. Seyircilerimiz sizin bu yönünüzü bilmiyorlar. Birazcık sizin bu iş yönünüzden de kısacık bahsedelim lütfen. 2015'te başladığım yeraltı inşaatı diyelim. İnternet kablolarını daha iyi bir yaşam için, daha iyi bir telefon kullanımı için yaptığımız bir proje. Yani şöyle söyleyebilirim. Almanya'da internet olmayan şehirlerimiz var. Diyeceksiniz ki nasıl yani? Evet, şu an şaşırmış olabilir birçok seyircimiz dediğim evet, gibi. Doğu Almanya'da telefonun çekmediği yerler var. Bırakın interneti, normal cep telefonunuz çekmiyor.
Normal konuşma şansınız bile olmuyor çünkü yok, hat yok. Evet, o konuda ne yazık ki Türkiye'den çok gerideyiz. Türkiye bizden çok daha ileride o konuda. Şu an çok dikkat çekici bir önemli bir noktaya değindiniz evet, bence Yeşim Hanım. Yani biliyorsunuz hani şu an Türkiye'de Viber Almanya'dan çok çok daha önce çıkan bir şeydi. Yani 5G Almanya onu daha yeni yeni sunmaya çalışıyor. Evet. Yoktu çünkü. Yani dediğim gibi 5G'yi bırakın olmayan yerlerimiz var. Hiç olmayan yerlerimiz. Ki siz zaten bu işin içinde olduğunuz için, birebir çalışmaları yaptığınız için bunu rahatlıkla şu an söyleyebiliyorsunuz. Evet. Evet, bu da ilginç bir değişik. Yani şöyle, daha farklı olduğunu mesela olduğu konusunda bilgiler genelde ediniyoruz. Şu an siz aslında çok da önemli bir noktaya değindiniz Yeşim Hanım. Tamam. Evet. Peki zor değil mi bir bayan olarak? Çünkü çalışma arkadaşlarınız genelde zordur. Evet, zor. Erkeklerle de çalışıyorsunuz. Onlarla bayan çalışmak daha olarak, zor. Buradan erkek seyircilerimiz bize kızacak belki. Yani bir bayan olarak gerçekten yaptığınız işte zor bir meslek. Hem bir annesiniz. Yani bu kadar aynı zamanda da yıllardır gönüllü olarak sivil toplum kuruluşları, derneklere de destek veriyorsunuz. Hem gönüllü olarak da yapıyorsunuz. Seviyorum. Seviyorsunuz. Seviyorum. Zoru seviyorum diyelim. Evet. Her mesleğe saygım var. Her insan her mesleği yapamaz. Sizin mesleğinizi ben yapamam. Siz de benimkini yapamazsınız diye düşünüyorum. Ben de öyle aslında düşünüyorum. Aslında isteseniz yaparsınız ama yapamayabilirsiniz. Biraz benim çok farklı benim için ya. Çok severek olur. Çalışıyorum. Evet. Oraya gitmek yani ne bileyim beni rahatlatıyor. Çok sıkıldığım zamanlar ne bileyim o makinelerin üzerinde çalışmak, hani o makineye binip de birkaç bir şey yapmak beni rahatlatıyor. Evet. Kolay gelsin Yeşim Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. İş kadını olarak da. Programımızın da yaklaşan yani sonuna doğru süremiz az kaldığını düşünüyorum. Evet. Süremiz fazla kalmadı. Şöyle bir toparlayacak olursak eğer depremle ilgili son olarak Yeşim Hanım sizin söylemek istedikleriniz nelerdir? Yardımların devamlılığının önemine değindik zaten bu konuyla ilgili de konuştuk, görüşlerinizi aldık. Son olarak neler söylemek istersiniz deprem yardımlarıyla ilgili? Ya, baştan beri söylediğim şey elimizden geldiğinin ne kadar yapabiliyorsak bunun sürecini kısa bir süreç değil, uzun bir süreç yapabileceğimiz için hani hepsini bir arada yapamıyorsak bile yavaş yavaş birkaç aya, birkaç seneye dağıtarak da yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Elif Hanım, sizin de depremle ilgili toparlamak adına programın son dakikalarına doğru neler söyleyeceksiniz? Söylemek istediğiniz, öyle eklemek istediğiniz konular varsa buyurun lütfen öyle alalım. Söyleyelim. Kayıp hepimizin kaybı. Acı hepimizin acısı, üzüntü hepimizin üzüntüsü. Şu anda önümüzde bir proje var ama bu bitmeyecek. Bunun daha devamı da gelecek. Daha farklı çalışmalarımız da olacak. Hani kimse demesin yurt dışındakiler işte elinden geleni yapmaya çalıştı veya yaptı. Şimdi herkese hayat normal. Doğru. Programın başında da söylediğimiz gibi hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu devamı yapmayacağız anlamına gelmez. Hayat Türkiye'de veya yurt dışında normalleşti. Bu onları hatırlamıyoruz anlamına gelmez. Acılarını hatırlamayacağız, onları unutacağız, destek çıkmayacağız anlamına da gelmez. Bir şekilde de artık hayatın normalleşmesi lazım. Maddi anlamda çalışmamız gerekiyor, para kazanmamız gerekiyor ki onlara destek olabilelim. Kendi psikolojimizin yerinde olması gerekiyor ki onlara psikoloji destek sağlayabilelim. Kendi sağlığımızın yerinde olması gerekiyor ki onlar için çaba sarf edebilelim. O yüzden gerçekten millet olarak gurur duyduğum bir milletiz. Evet. Yeri yerinden oynattık. Yardım tırları artık yarışır hale geldi. Gönüllü insanlar nasıl yola düşeceğini düşündü. İnsanlar artık sıraya girdi. STK'lar
Hani öyle bir ayette var ya, Peygamber Efendimiz diyor ya hani iyilikte yarışın diye. Gerçekten iyilikte yarışıyoruz. Evet, dilerim bunu bizden sonraki nesillere de bırakmış oluruz. Evet. Hep böyle devam eder. Hep bu şekilde hayatlara dokunmak için emek veririz. Aslında bizim Avrupa'daki yaşayan Türkler olarak gençlerimiz bu konuda çok güzel duyarlılıklar gösterdi. Elif Hanım, siz de şahit olmuşsunuzdur. Evet. Siz neler söylemek istersiniz bununla kısaca? Gençlerimiz çünkü... Herkes gönüllü olarak sabah gidip akşam gece geç saatlere kadar destek verdiler. Yardım toparlanan bölgelerde, yerlerde gönüllü olarak saatlerce orada yardım evet. çalışmalarına katıldılar. Gençlerimizi ben çok fazla gözlemledim birçok ortamda. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu evet, durum güzel bir mutluluk veriyor. Gurur verici. Gurur verici bir durum, evet. Gurur verici. Gerçekten gençlerimiz dediğiniz gibi... Durmadılar, oradan oraya taşıdılar, oradan oraya taşıdılar. Biz bir yere götürdüğümüzde gençlerimiz arı gibi çalışıyordu. Beni arayan çok oldu. Bunlardan ilk benim oğlumla gelinim de oldu. Nasıl gidebiliriz? Gönüllü çalışmaya, hani yardıma gitmek istiyoruz. Nereye ulaşabiliriz, nasıl gidebiliriz diye. Çok güzel bir gençlik aslında yetiştirmişiz. Her ne kadar Türkiye'dekiler bizi Almancı, buradakiler de bizi yabancı görseler de evet. ülkemize, milletimize, toprağımıza, bayrağımıza olan bağlılığımızı çocuklarımıza çok güzel aşılamışız. Evet, çok da mutluluk verici anlara hep beraber bence şahit olduk. Evet. Bu da bizleri mutlu etti. Küçük küçük çocukların evet. bebeklerini getirmesi, işte burada da hani... Kumbaralarındaki paraları getirmeleri, ceketlerini getirip bunu da gönderir misin diyenleri. Evet, bunlar... Güzel bir milletiz. Güzel milletiz, evet kesinlikle. Gelecekte peki ortak STK'lar bir araya gelerek Yeşim Hanım böyle deprem bölgesine projeler gerçekleştirse, bunu şu an kendim nacizane soruyorum, hep beraber yapılsa... Sizce daha verimli olmaz mı bir STK başkanı, kadın kolları başkanı olarak da yapılsa olacak faydalı diye düşünüyorum. Olur bir araya gelinse. Aynen olacak diye düşündüğüm dileriz, için bekleyip görelim diyoruz. Dileriz bu tür çalışmalar da olur. Bütün hem STK olarak hem diğer birlikler olarak bir arada da çok büyük, daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılsın umudunu yani ben kendi adıma dile getirmek de istedim. Elif Hanım, siz eklemek istiyor musunuz son olarak? Çok güzel olur. Evet. Bütün STK'lar birleşse çok güzel olur. Yani bir elin nesi var, evet. iki elin sesi var hesabı. Tek bir STK atıyorum örneğin 100 kişiye ulaşıyorsa, burada Almanya çapında 20 tane STK varsa, herkes 100 kişiye ulaşsa çok daha farklı olur. O yüzden birlikten güç doğar. Aslında buradan da sesimizi tüm STK'lara da bildirmiş, yani duyurmuş olalım. Hepsi toplanıp çok güzel, çok daha büyük, çok daha sağlam bir projeye de imza atabilirler. Evet, çok güzel olur. Yardımların devamlılığı konusunda da belki bu şekilde daha uzun vadeli çalışmalar gerçekleştirme imkanı olur diye düşünüyorum. Hani birbirimizin gücünden evet, faydalanmak kesinlikle. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben Yeşim Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bize zaman ediyorum. Ayırıp konuk olduğunuz için, programımıza geldiniz, nazik kırmadınız. Nazik için ben teşekkür Çalışmalarınızda ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Elif Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız bugün bizle beraber olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ve herkes 3. ayın 25'ini not alsın lütfen. MKA Palas'ta bekliyorum. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizdeki üzücü afet sonucunda hayatını kaybeden, bütün can kaybı yaşayan vatandaşlarımıza Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Yaralı bütün vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Buradan dileriz bütün yaralar hızlı bir şekilde zaten sarılıyor. Bu süreç hepimiz için zor. Biz de bütün Avrupa'daki Türkler olarak bu konuda destek vermeye lütfen devam edelim diyorum. Kendinize iyi bakın sevgili izleyicilerimiz. Hayırlı, huzurlu bir hafta diliyorum. İyi pazarlar.
Hostes Dönaz Kadıncayı sundu. Birikimleriniz için altın fırsat katibi.